sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fener'in maçı var. Fenerbahçe, Yılport, Samsun Sport, 21 Ocak Pazar yani bugün saat 16'da. Dikkatlice e, dinleyin arkadaşlar saat 16'da 19'da değil. Ve Ülker Stadyumu Şükrü Spor Kompleksinde e, saat 16'da başlayacak müsabak öncesinde saat 15'te. Burada inşallah bir mani olmasa canlı yayında sizlerle maç önü canlı yayını yapacağız. Sevgili arkadaşlar maça dair içinizden geçen isteği bir skor tahmini var mı? Varsa buyurun yorumları yazmaya. Ee, yok içinizden geçen skor tahmini yoksa da e, maç önü canlı yayına mutlaka katılın. Orada en azından bir yorumda bulunun. Arkadaşlar birçok konu var. Ee, Bartu Elmaz'a teklif yağıyor haberiyle başlayalım. Çünkü e, 6-7 tane haberim var. Kısa kısa her birisine böyle 2'şer dakika falan ayırmam lazım. Ertan Süzgün'ün haberine göre Sivas yönetimi Bartu Elmazı kiralık olarak almak için Ali Koç'ta görüşme gerçekleştirdi diyor. Haberde Süper Lig'den birçok taliplerin olduğunu da söylüyor. Şimdi Tunca Tuncay Şanlı da açıklama yapmıştı. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim 8 maçta 1 asist kaydetti bu sezon çıktığı maçlarda. İyi de yetenekli de bir isim. Ancak İsmail Kartal şey İsmail Kartal'ın ve İsmail Yüksek'in e, Durumu belirleyici olacak arkadaşlar Şimdi Hem İsmail Kartal'ın e, Düşüncesi hem İsmail Yüksek teklifinin sonucu nihai olayı belirleyecek Çünkü İsmail Yüksek'e Lyon'dan çok ciddi bir teklif var Ve Lyon Bırakmamakta Çok kararlı arkadaşlar Hani e, Renly Matic içinde pazarlıklarını sürdürüyormuş Fransız ekibi Ve Sırp oyuncu da ilerlemeye sağlayamazsa Fenerbahçe'nin Yıldız için kesenin ağzını açabilir diyor. Şimdi Leon'un İsmail Yüksel'e yaptığı teklif 8 milyon euro bons servis artı 12'ye çıkan bir teklif sunmuştu. Israrı sürüyor. Ee, yani Ren 35 yaşındaki Matić için 5 milyon euro talep ediyormuş. Görüşmeler tıkanmış. 15 milyon euro Fenerbahçe eğer 15 artı 3'ü kabul ettirebilirse biz kabul ettik diyor. Arkadaşlar 29 maç İsmail Yüksek 1 gol sevinci 4 asist üretti. 2027'ye kadar kontratı var. Ya kulağıma bir bilgi geldi. Ama bilmiyorum ne kadar doğru. Kulağıma gelen bilgi İsmail Yüksek'in Lyon'a gitmeye sıcak baktığı şeklinde bilginiz olsun arkadaşlar. Yani Son dakika olarak bana gelen bilgi İsmail Yüksek'in Lyon'a gitmek için sıcak baktığı şeklinde. Ama e, bugünkü maçın sonucunda bir açıklama yapılabilir ya da yapılmayabilir. Bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'den 3. Lig'e diye bir haber girmişler. Haberin detayına gelin Bar e, Barış Sungur darıca gençlerine transfer olmuş. Allah yolunu baktığını açık etsin. Yani Tertemiz bir sayfa açtım diyor. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe'de e, hani nasıl diyeyim size elinden geleni yaptı ama yanlış yönlendirmeler yanlış kariyer planlamasıyla maalesef bugünlere geldi. Oynayabileceği kulüplere kiralık gitmedi. Mesela İsmail Yüksek gitmeyecek olsa biz Bartu'yu oynama garantisiyle kiralık vermek istiyoruz. O yüzden de e, iş işleyiş biraz karışık arkadaşlar. Yani iş işleyiş biraz karışık. Fenerbahçe'de Şimanski'ye Tottenham kancası Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın scoutları Samsun Spor maçında Shimanski e, izleyecekler diyor. Aslına bakarsanız şimdi ben bir Fenerbahçeli olarak Samsun maçını izlemeleri hoşuma gidiyor. Niye? Nispeten kolay bir takım. Nispeten. Sebebini de şöyle söyleyeyim size. Bir Galatasaray maçı mesela. Algıcılar ne diyor? Fenerbahçe'nin isabetli şut çekemediği maç. Sanki Galatasaray'ın 90 tane isabetli şutu var da. Onlarda bir tane o da ta kıtalar arası bir vuruş. Şimdi astronomik bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniliyor diyor. Tottenham'ın hedefi Şimanski. 32 maç 12 gol 14 asist yalnız 32 maçın hepsinde tamamında oynamadı. Aşağı yukarı hani tam dakikaya hatırlamıyorum ama 24-25 maça tekabül ediyor. 12 gol 14 asist yani 26 gollük katkı inanılır gibi bir şey değil. Ya yani biz Alex'ten sonra böyle bir performansı görmemiştik. İnşallah daha da üstüne koyarak sezonu tamamlar. Hoşteçoğlu çok istiyormuş. Toplum scoutları tribünde izleyeceklermiş ve rapor sunacakmış. 30 kez Polonya milli takımının formasını giydi. Tottenham Teknik Direktörü Posteçoğlu da oldukça istekliymiş. Fenerbahçe'nin beklentisi 35 milyon euro diyor. Hayır Fenerbahçe'nin beklentisi 40 milyon euro arkadaşlar. Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75'e transfer ettik. 40'a satıp ciddi bir para kazanmak istiyoruz. Ve performansı da gerçekten parmak ısırtıyor. Hani Galatasaray'la transfer yarışına girdik. İyi ki Galatasaray'la transfer yarışını kazanan biz olduk. Yani iyi ki biz olduk arkadaşlar bu yarışı kazanan. Ee, ve Sonuç ortada. 32 maç 26 gol katkısı. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim size. Açık yüreklikle bütün samimiyetimle söyleyeyim. İstediği kadar takip etsinler. Ee, burada iş Fenerbahçe yönetimine düşer. Fenerbahçe yönetimi devre arasında kat iyiyen satmak istemiyor. Yani yüzde gelse satmak istemiyor. Öyle bir durumdayız. Ama nasip bu işler. Brezilya'dan flash iddia ülkesine dönüyor. Fenerbahçe'de alt kadroda düşünülmeyen Allah Allah Lincoln'lerine için Brezilya ekibi Palmier yaşlı anlaşma sağladığı duyuruldu. Kim anlaşmış tam olarak? Hani Lincoln Henrique bizim futbolcumuz ya. O yüzden soruyorum. Bizim adımıza kim anlaştı acaba? Lincoln ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kupa maçında attığı harika golle sakatlıktan formda bir şekilde döndü. Takımda kalıp kalmayacağı soru işareti. Brezilya basından gelen haberler <laughs> ülkesine döneceğinin güçlü işaretlerini ortaya koyuyor diyor. 10 ay sonra golle döndü. Ziraat Türkiye Kupası Adana Spor. Mart ayında sakatlık yaşadığı Adana maçı. Şimdi sakatlanır sezonu kapatmışsın. Boş verin bu haberi. Haber palavra da. Sezon maçı kampı yapmamışsın. Operasyon geçirmişsin. Aylarca top yüzü görmemişsin. Ve çıktığın ilk maçta süper bir gol ve asist yapmışsın. Şimdi Lincoln'u tebrik edelim önce bir. Onu söyleyeyim. İkincisi İsmail Kartal Lincoln'un Antrenman performanslarından takım ile takım içi iletişiminden gayet memnun. Gayet memnun yani. 14 yabancıda istenen şartlar oluşursa kesinlikle lisanslı çıkarım diyor. Lisanslı çıktı da hani 14'ten bir tanesi bu olacak diyor. Ya arkadaşlar ben anlamıyorum. Ne de bu Lincoln'den düşmanlığınız? Sıradaki habere geçelim. Fenerbahçe'den Antalya transfer Sergen Yalçın bombayı patlatıyor. Sergen Yalçın transferde bombayı patlatıyor. Arkadaşlar uzun uzadıya haber yazmışlar. Fenerbahçe için Sırbistan'da işler yolunda. Onu da konuşalım. Şimdi sürekli bana bu sorular geliyor hocam Sırbistan'dakiler nasıl ne durumda diye. Hani internet kimsede yok biliyorsunuz kapta mağara adam herkes. Omar Fayet ve Jin Ho Jo yani Jo Jin Yo daha doğrusu bizim bildiğimiz okunuşu Jo Jin Yo. Yani Jojin Jo diye. Jojin Ho aslında ya. Daha doğrusu Jin Yo Ho da Jin Ho Jo. Neyse. Sırbistan Novi Pazar takımına kiralandı. 20 yaşındaki Fayet evraklarındaki sıkıntı nedeniyle geç katıldı ama formayı kaptı. Son 7 maçta da 90 dakika süre aldı. Novi Pazar bu karşılaşmalardan 5'ini kazandı. İkisini de yenildi. Jo ise şu ana kadar 12 resmi maçta görev alıp bir gol attı. Beklediği kadar forma şansı bulamamışlardı Fenerbahçe'de ancak gittikleri yerde işe yarar bir performans. Adından söz ettirir bir performans. Şimdi Emre Murat talipler çok. Ayrılmayı kafaya koydu diyor. Başkanlar düzeyinde bir transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Antalya Spor Emre Mor'u transfer etmek için harekete geçti diyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Antalya Spor'da değişik bir ve etkili bir silaha dönüşebilir. Onu söyleyeyim. Antalya Başkanı Sinan Boztepe'nin tecrübeli futbolcunun transfer için Ali Koç'la görüştüğü belirtildi. Sergen Yalçın'ın ekibi kiralamak istiyor. Antalya Spor kurmaylarının kararını bekledikleri kaydedildi. Başakşehir'de peşinde. Eyüp Spor'da devrede diyor ama 5 e, müsabakada forma şansı buldu bu sezon. 130 dakika 2 asist üretti diyor. Yani bu performansa şuna bakarak hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Gitsin de oynasın diyoruz değil mi arkadaşlar? Ciko erken dönebilir. Alexander Ciko'nun forma giydiği Ghana iddialı kadrosu ve Afrika Uluslar Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. Fakat ancak ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Ben geçen gün buna değindim. B grubundaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak Yeşil Burun Adaları'na 2-1 yenildi. Sonrasında grupta ikinci maçta öne geçmesine rağmen Mısır'la 2-2 beraber kaldı. Son maçında pazartesi günü yani yarın Mozambik'le karşılaşacak. Eğer kazanamazsa Tico erken şekilde dönecek diyor ama ben kazanacakları görüşündeyim. Ee, hayırlısı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için geri sayım stoper transferi demişken Valla Çağlar Söğüncü de mutlu sona ulaşmak üzere diyor Fenerbahçe. Ee, Selahattin Magyar Sabuncuoğlu'nun haberine göre bu transfer için İsmail giden Fenerbahçe'li yönetici Selahattin Magyar uzun uğraşlar sonucu Atletico Madrid yöneticilerine ortak noktaya geldi. Yani bakın Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Çağlar tamam diyor. Ortak noktaya gelmişler. Yani bu ne demek? Anlaşma tamam demek. Ve 6 ay kiralanması için kiralama bedeli talep ediyor. Fenerbahçe bu talebi kabul etti diyor. Çağlar da transferi çok istedi. Simeone bir an önce takımdan ayrılıp oynama istikrarını yeniden kazanıp Haziran'da %100 hazır bir şekilde dönmesini istedi diyor. TRT Spor'un haberine göre de opsiyon yer alacak. Satın alma opsiyonu. Milan ne de olmadı diyor. Dimarzio diyor da söylemişti. Çağlar'ın maaşı 3 milyon euro kazanıyor Çağlar. 1,5 milyon euroyu Fenerbahçe ödeyecek ligin geri kalanında. Bu sezon 9 maça çıktı. Yani çok da iyi bir performans sergilemedi. Şimdi burayı da anladık. Sıradaki habere geçmem lazım arkadaşlar. O yüzden de benim kusuruma bakmayın. Çok ilginç bir süreçten geçiyoruz şu anda. Yani i̇lginç haberler süreci. Ya ben şunu söyleyeyim, bazen bazı futbolculara transfer teklifinde bulunursun ama araya bazı salçalar girer. Mesela Erencan yardımcı. Arkadaşlar Erencan yardımcı konusunda ben açıkça bir şey söyleyeyim. Biz Erencan için kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bilginiz olsun. Hani bizden sonra araya biri daha girdi. Pendik başkanı bakalım ne yapacak. Ali Koç'un kırıp kırmayacağını da merakta bekleyip göreceğiz. Ben duyduğum bir duyuma göre yarın bir görüşme gerçekleşecek Pendik başkanıyla. Beşiktaş da istiyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bologna Partizan'dan 20 yaşındaki stoper Mihailo İliç'i 4,5 milyon euroya kadrosuna katmış. Yani 20 yaşında stoper 3 milyon euro piyasa değeri var. 1.92 boyunda. Ee, Bologna 4,5 milyon euroya almış. Hocam bizimle ne alakası var? Hiç. Bir alakası yok. Fenerbahçe'de Kurunic ve Fred heyecanı. İsmail Kartal, Samsun Spor karşısında orta sahanın merkezinde Kurunic, Fred ikilisini kullanarak oyun gücünü daha da arttırmayı hedefliyor. Arkadaşlar bizim kadromuz çok müsait. Bizim kadromuz buna çok müsait biliyor musunuz? Geniş kadroda 11'i belirlemek istiyor. Karar verecek en zor isim ne biliyor musunuz? Adana maçında 4 gol atan Batshuayi. Şimdi Batshuayi 4 gol atmış. Oynatsan dert, oynamasan iki dert. Ya o kadar güzel. Aslında çok güzel bir olay. Bak eksiklerimiz var. Formsuzlarımız var. Bonucci yeni geldi. Direkt attık sahaya. Mesela Cengiz Ünder papatya falı gibi geliyor insanlara ama papatya falı değil arkadaşlar. Kendine gelmek üzere. Daha tam gelmedi ha. İşte Taraftar sabırsızlanıyor. İkisini bir arada hani kurun işte Fred'i yan yana görmek için. E, öte yandan bakıyorsun. Savunmada mesela Ferdi Kadıoğlu. Yani bir marka artık. Yani Ferdi Kadıoğlu bir marka. Osterbol'de e, Bonucci Mert Müldür düşünülüyor. E, Tadic, Şimanski, İrfan Can Kahveci. E, hücum hattında ise gerçekten kafalar karışık. Bir tarafta Batu şu performansı. Öbür tarafta Ceko'nun Adana maçında oynama isteği. tabi böyle de bir isteği vardı Ceko'nun. Ve nasıl olacak? Nasıl yapacak? Bilmiyorum. Ha Kayseri Spor maçında hat-trick yaptı. Cengiz Ünder'i İstanbul maçında 4 gol attıktan sonra yine yedek bıraktı. Muhtemelen yarın da edinecek oy. Yani yarın Bugün de edinecek olamaz, geçmeyecek diye düşünüyor herkes. Adana maçında bir gol, bir asistin hazırlayıcısı Mert Hakan yandaş kadroda olur. Lincoln yedeklerde olur. Zaten bunlarda herhangi bir şey yok. Ee, Emre Mor Gitmezse o da yedeklerde yer alır gibi duruyor. BK'nın doğum günü teknik heyet arkadaşlar tarafından kutlandı. Bugün Samsun Spor maçımız var. Samsun Spor'da arkadaşlar eksikler var. Samsun Spor Transfer Market. Girelim. Hani bir bendekine bakayım. Bir de 12 numaranın duymuna. Bu arada 30.45 milyon euro ile azımsanacak bir transfer market değeri değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rikvan Dronglen bu arkadaşımız. Hani az stoperlerinden birisi bu arkadaş sakat diyor dönüş bilinmiyor diyor. Bedirhan Çetin 17 yaşında bir stoper kardeşimiz. Nano sabekleri e, milli maçta diyor. Michael Tırpan yine sağ bekleri O da özel izinli diyor. Hani bendeki listede kim yok? Gaitan Lara Rick Van Drongelen Kırmızı kart cezası Landry Dimata. Hani bendeki eksikler listesinde. Uluslar Kupası'nda Kingley Schneiderle Nano Gomez ve Oliver Nıçam. Bunlar Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler diyor. Zaten dediğim gibi arkadaşlar drone gelen iyi e stoperlerinden bir tanesi. Başka Nicham 10 numaralarında yer alan 3 milyon euro piyasa değerindeki isim. Shindra Island, milli takımda diyor sağ kanatları ama çok bir şey yok. Carlo Holsey'i oynatacaklar orada. Sol kanatlarında Fofana oynayacakmış. Onun sakatlığı yokmuş bilginiz olsun. Ee, Gaitan Nara yani Normalde forvetleri bu ama Dimata asıl forvetleri. O da sarı kart cezalısı. Ercan Kaya var. 2 milyon 200 bin euro değeri var. Orlando City'den transfer etmişler. Ee, yani bu Bungie falan var. Yani o kadar azım sanacak bir şey değil. 1, 2, 3 eksik. Oliver Nicham 4 eksik. Michael tırpan atıyor ama hani bendeki listede eksik değil. 5 eksik. Nano ile 6. E, Drone gelenle 7. Bedirhan'ı saymıyorum. Zaten hani şey. 3 stoperle çıkacaklar. Hani bendeki liste bu şekilde. Ancak Fenerbahçe'yi de hafif almamak lazım. Yani adamların 6 futbolcusu yok diye şey yapmayacaklar. Ya Fenerbahçe'de sayalım. O sayayım. Ciku, Bekao üçü yok doğru mu? Mantık olarak üçü yok. Artı Bak bir de artısı var. Nasıl artısı var? Muhtemelen Çağlar Söğünce alınacak onu da say. 4. Hani böyle böyle gidersek ooo hocam sen de ne yaptın? Sarı kart cezası şu bu yok ama Mesela osterbol değil Stoper yerine Şey sol yerine Stoper de kullanacaksın. Hani bunlara girmiyorum. Eksikleri var. Bu arada Başakşehir'de de Fatih Karagümrük maçında ee, sarı kart gören onu da bir yazayım. Başakşehir Transfer Market. Ee, orada da bir ihtilaf var. Fatih Karagümrük maçında sarı kart gören Opoku cezalı duruma düştü. Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek diyor. Bendeki şeye göre bir de Deniz Türüş de sarı kart cezası diye. Edgar Lee Stopper milli takımda diyor. Fenerbahçe maçına kadar. Opoku sarı kart cezası. Efe Koyuncu 18 yaşında Stopper. Onu çok önemsemezler. Mehdi Abeyt zaten sakatmış. Pelkas'ın bir sakatlığı var ama geri dönüş bilmiyor diyor. Fenerbahçe maçına oynar. Emanuel Deniz sakatlığı bilinmiyor diyor. Serdar Gürler bilinmiyor diyor. Fenerbahçe maçına iğne ile oynarlar. E, Şizi menüsküs sakatlığı. Oynama izni yok diyor. Deniz Türkçe dair bir sarı kart vesaire görmedim arkadaşlar. Yani Deniz Türkçe'nin oynamasına engel bir durum yok. Eee cezalı diye yazmışlar ama benim gördüğüm kadarıyla cezalı durumda değil arkadaşlar. Yanlış yazmışlar diye düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe'mizin yapması gereken sakin kalmak, maçı kazanmak. Arkadaşlar 1-0'da kazansanız, 15-0'da kazansanız sahnenize 3 puan yazılıyor. Biz Galatasaray maçlarından önce 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 oynayacağız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Önce 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 oynayacağız. Biz önce oynayacağımız için psikolojik baskıyı bizim yapmamız lazım. Çünkü e, biz uzun bir zaman Galatasaray oynadı. Biz Galatasarayın arkasındaydık. Sürekli arkasındaydık. Onlar oynadı, arkasından biz oynadık. Onlar oynadı, arkasından biz oynadık. Kolay bir psikoloji değildi. Yüzden onlar kazanıyor, sen kazanıp liderliği geri alıyorsun. Onlar kazanıyor, sen kazanıp liderliği geri alıyorsun. Üstelik bu macerada da sen elinden geleni yaparken ya bu ma sen elinden geleni yaparken arkadaşlar e, rakibin onunla yürüyor. Beraber yürüdük biz bu yollarla diyor. Başka bir şey diyor. Onu diyor, bunu diyor. Ben her şeyi geçtim. Onu geçtim, bunu geçtim arkadaşlar. Fenerbahçe takımı çıkacak, oynayacak, kazanacak. Lamıcımı yok. Anlatabiliyor muyum? Çıkacak, oynayacak, kazanacak. Her zamanki yapmamız gereken şey bu arkadaşlar ve biz bunu sürdürdükçe, biz bunu yaptıkça bizden iyisi olmaz lütfen başka Fenerbahçe'nin olmadığını unutmayalım. Ha diyeceksiniz ki hocam bazı şeyleri biz mi çok abartıyoruz acaba? Mesela ben bazı şeyleri Fenerbahçe taraftarının ciddi manada abarttığı görüşündeyim. Nedir o? Her maça fark atma mantalitesiyle bakılıyor. Ya her maç fark atılmaz. Her maçı farklı kazanamazsın. Öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yok. Ve öyle bir şeyin olmadığına da kimseyi inandıramıyoruz. Bugün Samsun maçı. Ya bak Beşiktaş dün 4-7. Beşiktaş 4-7. 4 Kimden yedi? Pendik'ten yedi. Pendik ligde kaçıncı sırada? Bakın, Kasımpaşa Hatay'ı 3-0 yendi. Normal. Karagümrük 10 kişi kaldı Başakşehir'le yine de berabere kaldı. 10 kişi kaldı, berabere kaldı ya. Düşünebiliyor musun bak? Başakşehir'in golü de kendi kalesine. Hani bir aşı 76'da kırmızı yedi. İstatistikleri ona buna baksan hayret edersin. Dersin ki ya şöyle oldu, böyle oldu. Ondan sonra Alanya Rize'yi 2-1 yendi. Rize son haftaların berbat takımı. Herhalde form grafiğinde hep kırmızı yazıyordur. Oysa liderliği oynuyordu. Adana Demir Ankara gücüyle ile 1-1 berabere kaldı. Dedim ya ben yani Beşiktaş Pendik'e yenildi. Puan sırasına bakın arkadaşlar. 19. sıraya yükselmiş Pendik. Galibiyetle ha burada şey var. İstanbulspor'un eee puanının silinmesi, negatif etkiler vesaire. Hani İstanbulspor artık herkes düştü gözüyle bakıyor. Her an her şey olabilir. İnşallah Konya düşer. İstanbul düşecek gibi duruyor zaten. Gaziantep düşer inşallah. Yani o yaraları sarsınlar. Ee, diğer takımda bakalım kim olur. Ama şu bir gerçek. Pendik kazanarak aslında aşağıları 14. Kara Gümrük 19. Pendik aralarında 2 puan fark var. Aralarında 2 puan fark var. Yani orası cadı kazanı. Ankara gücü 11. sırada 25 puan. Sivas 12. sırada 25 puan. Başakşehir 27 puan. Yani arkadaşlar ligde en aşağısıyla bir kademe üstü arasında çok bir fark yok. Aslında en aşağıdakilerin kazanması da ortalığı iyice geriyor. İyice cadı kazan olacak. Ben bunu size haftalar önce söyledim. Biz Samsun deplasmanına gittik dedim. Samsun evimizde ağırlayacak olmamız çok çok iyi bir durum. Şimdi bak İnşallah biz bugün kazanınca Samsun 21 puanda kalacak. Bu arka arkaya devam edecek böyle silsile halinde. Sonra artık Samsun evindeki maçlara daha çok odaklanacak. Diyecek ki ben ne yapabilirim evindeki maçı. Samsun-Kayseri maçı var Perşembe günü. Saat 17'de. Ne yapıp edip diyecek ben bu maçı almaya çalışacağım diyecek. Anlatabiliyor muyum? Deplasmana İstanbul spor maçına gidecek mesela. Ölüm kalın maçı. İstanbul kazandığı anda ki inşallah kazanır. Sonra Samsun evinde Galatasaray'la. Ölüm kalın maçı. Bunlara hepsine dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani kazanmak, oynamak, kazanmak, oynamak, kazanmak. Bize lazım olan bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. O poku sadece şey. Deniz türüşte herhangi bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.